artık kahraman. Hoş geldin kahraman. Hoş bulduk. Neler olduğunu anlatacak mısın bana? Dün gece Ankara'ya gitmediğinizi biliyorum. Neredeydin? Ne diyorsun sen ya? Yalan söylemeyi bırak. Elif'le gizli gizli görüştüğünü biliyorum. Bak, bunu bile buldum. Elif'e kolye almışsın. Doğum günü hediyesiydi o. Öyle mi? Sana ne? Sana ne bu kızın doğum gününden? Bebek yok, bir şey yok. Sana ne? Defne, bağırma. Sen beni aldatıyorsun kahraman. Artık çok eminim ben. Bıkmadan, usanmadan yalan söylüyorsun sen bana. Aç gözünü artık kahraman. O kız seni kandırıyor, yalan söylüyor. Sahtekarın teki o. Defne, laflarına dikkat et. Etmiyorum. Sakın o kızı korumaya kalkma. Zaten dün akşam gidip annesine her şeyi anlattım. O benim yuvama göz dikerse ben de onun yuvasını dağıtırım. Ne yaptın sen? Annesine gidip kızına sahip çıkmasını söyledim. Senin ahlaksız kızın benim kocamın aklını çelmeye çalışıyor dedim. Git. Git hadi koş ona. Bekle beni burada. Seninle sonra konuşacağız. Kahraman buraya gel. Kahraman. Kahraman evde dedim sana. Kahraman. O kızın peşinden koşmayı bırak artık. Kahraman. Git ne halin varsa gör defol. Ne oluyor kızım? Her şey sizin yüzünüzden anne. Kahraman beni Elif'le aldatıyor. Kahramanla Elif gizli gizli buluşuyorlar. Bunun sorumlusu da sensin anne. O kızı hayatımıza sen soktun. Sakin ol kızım. Bir yanlış anlaşılma vardır. Kahraman öyle şey yapmaz. Yaptı baba. Eminim bundan. Her şey senin suçun anne. Benim hayatımı bitirdin sen. Ailemi, yuvamı dağıttın. Ah, yetti artık. Beni suçlayıp durma. Kendi yaptıklarına bak. Benim ne suçum varmış? Ne günahım var benim? Her şey senin başının altından çıktı. Cehennemde yanacaksın anne. Cehennemde! Yeter! Şimdi kapının önüne koyuveririm seni. Buna gücünüz yetmez Kıymet Hanım. Anne. Defne'ye yaptığınız bütün kötülükleri biliyorum. Her şeyden haberim var. Buraya bunların hesabını sormaya geldim. Bana hesap vereceksiniz. Hepiniz. Benim kızım sahipsiz değil. Onun arkasında bir annesi var artık. Yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz. Bu evi başınıza yıkacağım.